Ülkemizde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenleyeceğimiz Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin tanıtım ve spor turizminde öne çıkması için dünyanın en önemli şampiyonalarından birisi daha ülkemize geliyor. Bu şampiyona tabii sıradan bir şampiyona değil. Aslında tek ayaklı olmasına rağmen dünyanın en çok izlenen yarışlar arasında yer alıyor. Ve her geçen günde izlenme sayılarıyla birlikte ve popülaritesiyle birlikte de çok ciddi bir şekilde ilgi görüyor. Birçok kuzey ülkesi aslında kış sporunda, bu tür spor organizasyonlarında ev sahipliği konusunda önemli yerlerde yer alıyorlar. Fakat bu kez Türkiye'de bu şampiyona gerçekleşecek ve bu şampiyonun Türkiye'ye, Kayseri'ye, Erciyes'imize gelmesi de bir tesadüf değil. Arkasında çok büyük bir emek var. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak gururla ifade ediyorum ki Cumhurbaşkanlığı himaye belgesine layık bir organizasyonu da almış olduk ve inşallah bunu da Mart ayında Erciyes Dağı'nda, Kayseri ilinde tüm Türkiye'mizin hem kış turizmine hem spor turizmine katkı sağlayacak şekilde gerçekleştirme imkanı bulacağız. Biz çok heyecanlıyız çünkü dünyanın en popüler, en hızlı ve en aktif, en bilinen, en tanınan sporcuları Türkiye'ye, Kayseri'ye gelmiş olacaklar. Bu vesileyle 1.2 milyarın üzerinde sosyal medya kullanıcısı, motorsporları severe bu organizasyonumuzu anlatmış ve tanıtmış olacağız. Erciyes'te uluslararası ve Türkiye'de ses getirecek, dünyada duyulacak bir organizasyon vesilesiyle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Erciyes'te videolarda gördüğünüz bazı bilimsel çalışmalara göre 30 milyon yıl öncesinde oluşmuş ve o günden bugüne de sürekli bölgeye etki oluşturmuş. İnsanların arkaik dönemden, Roma döneminden itibaren hatta uluhiyet atfettikleri, gölgesinden, suyundan, havasından istifade ettikleri muhteşem bir dağ. Bölgemizin en yüksek dağı. Ve biz Kayserilerin de baktığımız zaman ilham aldığımız, içimize manevi şeyler fısıldayan muhteşem bir yapı. Stasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu zor altyapının oluşmasında bizlere destek oldu ve organizasyonu da inşallah hem sportif manada hem de biraz önce bahsedildiği gibi halkımızın çok yoğun itibar edeceği sosyal imkanlarla, sosyal keyifle beraber bitireceğiz. Ben bu salonu yine Mart 10, 11, 12'de Erciyes'te aynı şekilde göreceğimizi tahmin ediyorum. Buraya kadar yorulduğunuz için ve bizlerle olduğunuz için tekrar şükranlarımı sunuyorum, saygılarımla. Elbette Kayserimiz bir endüstri ve ticaret merkezi. Böyle de anılır. Ancak bunun yanında turizmle ilgili olarak da gerçekten çok önemli aşamalar kaydettiğini de sizlerle paylaşmak isterim. Sayın Valimizin de teşrifleriyle potansiyelize bir etki oluşturarak hem şehrimizi hem de bu tür etkinliklere fırsat verme bağlamında birlikte dayanıştığımızı da buradan Kayserimiz adına teşekkür ederek paylaşmak istiyorum. Kayserimizin bu güzel değeri, daha doğrusu Anadolu'nun bu güzel değeri hakikaten Türkiye'nin en yakışıklı dağı. Şu kış gününde beyaz gelinliğine bürünmüş adeta spor severleri, kayak severleri bekliyor. O açıdan da biz bunu çok önemsiyoruz. Hayran hayran da bakıyoruz. Uluhiyet diye nitelendirdiği gerçekten geçmişte bu konularda da üzerinde yoğunlaşıldığını da Erciyes Dağı'nın bu fevkaladeliğiyle bağdaştırıyor ve gerçekten önemli olduğunu da vurguluyoruz. Sadece bir kayak merkeziyle Kayserimiz turizm bağlamında anılsın istemiyor. Onunla birlikte medeniyetle ilgili ya da değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın zenginliğiyle de değişik alanlarda kendisinden söz ettiren bir şehir olduğunu buradan paylaşmak istiyorum. Ben burada gelen herkesi de Kayseri dostu olarak, bizim dostlarımız olarak görüyorum. Lütfen bunu tanıtın. Sizlerden bir dost olarak, bir vali olarak değil, bir arkadaş olarak, bir dost olarak isteğimiz, talebimiz. Büyük emek veriyoruz. Bunun tüm Türkiye'de hem duyurulması hem de Türkiye'den de Erciyes'e bu tanıtım vasıtasıyla birçok
kişinin gelecek olması dolayısıyla sizlerden ricamız bu noktada birazcık daha bunun fazla yer alması ve tanıtılması. Çünkü bugünden itibaren yani bu hem bu programdan itibaren, lansmandan itibaren basında yer almasıyla beraber hem de bu şampiyonadan sonra ciddi bir milat olacak bizim için. Birçok misafirimiz daha gelecek. Ben bundan dolayı Kayseri Valisi olarak heyecanlıyım. Hazırız ve hepinizi sizler aracıyla tüm Türkiye'yi de Kayseri'ye bekliyoruz diyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.